Hiç vakit kaybetmeden yeni yarışmacılarımızı hemen sizlerin huzuruna alıyoruz efendim. Gelinimiz Cansu Şöhret ve kayınvalidesi sevgili Kıroğlu geliyorlar. Hadi bakalım, buyurun efendim. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sizi şöyle alayım. Buyurun. Hoş geldin Cansucuğum. Hoş geldin sevgilim. Şöyle sizi buyurun, böyle biraz daha şöyle alayım. Şöyle seyircilerimize doğru. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Sağ olun. Heyecanlı mısınız? Çok. Evet. Gelin mutfakta izlediniz. Mutfağımızı evet. Nasıl buldunuz? Çok güzel. Güzel çok mi? Çok cici. Evet. Kaç senedir evlisiniz? 6 ay. 6 aylık evlisiniz. Evet. Öyle mi? Çok böyle genç bir kayınvalide, genç bir gelin böyle. Mutlu musunuz? İlk çok. Geliniz mi yoksa? İlk gelinim. Evet. Seviyor musunuz? Damadım var. Seviyorum, çok seviyorum. Öyle mi? Ha, o zaman çok güzel. O zaman biz sizi şöyle bir izleyelim, veterimize bakalım. Sizi biraz tanıyalım bakalım efendim. Ben Sevgül Kıroğlu, 51 yaşındayım. 2 çocuk annesiyim. 2 tane de torunum var. Bir dönem bebek patiği imalatında çalıştım. Şu an torun bakıyorum. Merhaba, ben Cansu Şöhret. 28 yaşındayım, 6 aylık evliyim, 4,5 aylık hamileyim. Grafikerim, make-up artistim, microblading yapıyorum, evde yemek yapıyorum. Çocukla bakacağım, daha ben ne yapayım? Bu programa katılıyorum çünkü çok iyi yemek yapıyorum. Elim çok lezzetli. Cansu'nun elinin lezzetine çok güveniyorum. Muhakkak biz kazanacağız. Ben klasik bir kayınvalide değilim. Gelinimden çok eğleniyorum. Çok güzel anlaşıyoruz. Burada da iyi bir partner olacağız. Kayınvalidemle daha çok anne kız gibiyiz. Gayet iyi anlaşırız. Çok da iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Onun da damak lezzetine güveniyorum ve altınları bekliyorum. Rakiplerimi gördüm. Hepsi ya konuşmaya, ya çene çalmaya, birbirlerine laf yetiştirmeye ya da kavga etmeye gelmişler. Ben buraya yemek yapıp lezzetimi konuşturmaya geldim. Çok iddialıyız. 1. olmaya geldim. Çok güzel. Yemek yapmayı hanginiz seviyorsunuz? Kayınvalide olarak mı, gelin olarak mı? Kim seviyor yemek yapmayı? Gelinim daha çok seviyor. Biliyorsun yemek yapmayı, seviyorsunuz. Evet. Öyle mi? Evet. Ay, o zaman bugün göreceğiz efendim sizi. Bakalım, sizi tezgahınıza alalım efendim. Mutfaktayız, şöyle buyurun. Bu Tuğçe'nin masası mı? Sizin masanız oldu artık. Sizin masanız neyse, oldu. Neyse, uğursuzluğunu bir götürelim yok, masanın. Yok, artık o sizden mi kaynaklanıyor yoksa? O enerji tezgahtan verelim olmuyorum şu masaya, ama evet. Bütün tezgahlar hemen hemen aynı. Değil mi efendim? Evet sevgili gelinler, Seni Hanım, Arzucuğum, Hatice'cim, Hüsnü Hanım'cığım, Güler Hanım, buyurun. Yeni merhaba. Rakipleriniz. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cuma günde güle güle diyeceğiz herhalde ikinizden birine. Hiç belli olmaz. Evet gelinler, kayınvalideler, tanıştınız mı? Evet, çok güzel. Öyle mi? Güzel değil mi? Maşallah. Hem kayınvalidemiz hem gelinimiz çok güzel. Biraz önce de bu masa Tuğçe'nin masasıydı. Şimdi efendim hangi yarışmacımız elenirse o yeni gelen yarışmacılarımız o masaya. Bu masada olabilir, bu masada olabilir, bu masada. Ama kat o masamız boş kaldığı için sizler de bu masaya aldık. O masanın uğurunu siz getireceksiniz. Evet. Tam olarak siz yapacaksınız. Ben, inşallah. Değil mi efendim? Evet. Öyle mi efendim? Öyle. Tuğçe'yi arayacaksınız. Bilmem artık. Yolun bir de Cansu'ya yani. Bakalım yani. Gidenden neşesi gelene var. Miras kalıyor herhalde. Evet. Masa. Önemli olan onu açmak değil aynen. Mi? Aynen. Açmak. O güzel güzel. Asıl şimdi bu konuşmakla olmaz. Şimdi yemeklerle göreceğiz evet. Bunu. Kim bakalım güzel yemek yapacak bugün. Değil mi? Bak evet. Bakalım kayınvalide yemeğini tanıyacak mı gelininin? Onlar var. Günün yemeği ne olabilir? Bir sürü malzemeniz evet, var. Evet. Çok karışık. Evet. Çok, çok karışık değil mi? Çok karışık. Cansu'cum hemen ne olabilir sence günün kıyma. Yemeği? Kıymalı, harçlı bir börek gibi görünüyor. Bravo. Ama ceviz falan biraz tatlı bir börek gibi. Tatlı sanki. Börek mi? Evet. Kıyma var ya böyle içinde böyle zeytinyağlımsı böyle bir tat verecek bir yemekmiş gibi. Her şey var diyorsunuz. Tabii. Ay Seni Hanım bugün böyle bakıyor. O niye öyle yani? Böyle bakıyor bak. O yok niye? Fatih Bey yok. Allah aşkına bir söyle fikrini söyle canım benim. Söyle. Bu yani böyle
yorumsuz değil de. Asla da uymadı galiba. Yok, kıyma olduğu için kıymayı severim. Yok, kıymanın içinde tatlı var diyor. Tatlı değil bu. Hiç sever misiniz? Mesela bazı tatlı değil. Yabancı yemeklerde böyle tatlı ve acı ve işte tuzlu bir arada yerler, bilir misiniz evet. siz onu? Yani Fatih Beyciğim, biz laf böreği yapıyoruz. Evet. Mesela aslında börek değil, tatlı. Ama karabiber koyuyoruz onun içine. Sütle yapılıyor ama karabiber koyuyoruz. Karabiber her şeye konur zaten. Hayır, o hiç. Niçin konur biliyor musun? Karabiber acı olsun diye konmuyor. Karabiber aslında lezzetli. Karabiber o lezzeti patlatsın diye. Evet, tuz ama... ve karabiber lezzeti patlatsın evet, diye. Evet. Çok tuz da fazlası da iyi değil ama karabiber de biraz koyarlar ki hatta biraz şeyle yaparlar. Değirmenlerimiz var zaten. Evet. O böyle tadı patlatsın diye yapılır. Seniye abla. Yani. Teşekkür ederim. Evet. Evet efendim, günün yemeği. Günün yemeği, günün yemeği açıklıyorum efendim. Evet. Avcı böreği. Avcı böreği. Alçı böreği. Avcı. Avcı böreği. Alçı böreği nasıl oluyor ya? Alçıdan yapıyoruz. Alçıdan yapılmaz da yani. Sen yönetmenim çimento ve şey koymayı unutmuşsun. Lütfen koyun getirin. Evet. Avcı böreği yapıyoruz evet, efendim. Evet. Avcı böreğini zaten biliyorsunuzdur. Çeşit çeşit. Her çeşit iç harcıyla yapılabiliyor biliyorsunuz. Aslında hamur el açmasıyla da olabiliyor. Hatta krepten de olabiliyor. Çok çeşitli şeylerden olabiliyor. Değil mi Cansucuğum? Tabii. Evet. Sevgili Hanım, siz bilir misiniz? Bilir misiniz? Bilmiyorum. Avcı böreği yemediniz bilmiyorum, mi hiç? Bilmiyorum. Aman canım Hüsam mutlaka. Kıyma ve yeşil mercimekle yapıyorum ben. Efendim? Kıyma ve yeşil mercimek. Bak o da var. İçine her şey konuyor yani. Koyuyorlar. Her şey koyuyor yani. Deniz ürünleriyle bile yapıyorlar onu. Yani karides, kalamar, balık her şey. Yalan diyorum. Sen bak. Yedin mi? Bundan yemedim de yani. Avcı böreği yedin mi? Çeşit çeşit yapın diyor. Ben efendim bizdeki malzemeleri hemen sunmak istiyorum size. Seyircilerimiz de kağıt kalem alsınlar efendim. Avcı böreği yapacaklar yarışmacılarımız. Ve günün sonunda zaten bildiği gibi puanlamalar, tatlamalar bakılacak efendim. 2 adet hazır yufka. 3 yemek kaşığı sıvı yağ. Bu yufkalar için, iç harcı için 200 gram orta yağlı kıyma, 1 adet orta boy kuru soğan, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1,5 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı ince bulgur, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı dolmalık fıstık, yarım çay bardağı kuş üzümü, yarım su bardağı dövülmüş ceviz içi, yarım demet maydanoz doğranmış. Sonra 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Evet. Anlaşılmış mıdır? Anlaşılmış. Yazdı mı Cansucuğum? Tamamdır. Sevgili Hanım, size kontrol edin oradan. Evet, çünkü bunlar çok önemli. İleride anlayacaksınız. Kayınvalidelerimiz onlar tecrübeli. Evet efendim. Şimdi efendim kuru soğanı küçük küçük doğruyorsunuz. Ondan sonra bol suda yıkayıp fazla suyunu süzdürdükten ayıklanmış maydanoz yapraklarını incecikleyin. Ceviz içini keskin bıçakla yardımıyla kesin. Anlıyor musunuz? Sonra kapaklı küçük bir kaseye aldığınız köftelik ince bulgurun üzerini örtecek kadar su ekleyin. Tereyağı ve sıvı yağ bir tavaya alıp kızartıyorsunuz. Kızdırıyorsunuz yani. Soğanları ekleyip soğanlar dilini kaybedene kadar kavurma işlemini sürdürün. Soğanların üzerine kıymayı, tuz ve karabiberi ekleyin. Kavurma işlemine devam edin. Bir püf noktası var. Biliyorsunuz avcı böreği böyle kıtırlı olur. Ne, o da neden olur? Galeta unuyla. Yani yumurta, galeta unu ve öyle kızartacaksınız. Yumurta, önce yumurta sonra kalite. Anlaşıldı değil mi? Sevgili kayınvalideler, size 90 saniye veriyorum. Gelirlerinize bunu anlatacaksınız. Anlaşılmış mıdır? Anlaşıldı. O zaman 5, 4, 3, 2, 1 süre başlasın. Ondan sonra soğanları doğrayıp diğer hemen kavurmaya geçiyorum zaten onları. Kıymasını koyarım. Sonra onlar birazcık kavrulunca. Ben üçgen biliyorsun, üçgen yap. Dörtgen yapıyordum. Ortadan böyle kesiyordum. Ama şimdi şekli neyse şekli.
Anladın mı? Kıymayı attıktan sonra bunu at. Kıymayı attıktan sonra bunu at. Çünkü etin kendini şekerli... Bunu kavurma, sert olur. Kavurma, pilavda kavrulur. Tamam mı? İndirirken al. Ha, tamam. Hemen bir gezdir. Tamam. Bunları en son tamam. Kızartırım, bitti bu kadar. Soğanı kavurup mu koyacak içine? Rendele o zaman soğanı. İçinde şey olmasın. Büyük büyük kalmasın. Yani tavada su kremi işte mi? Herhalde. Kıyma işte diğer malzemeler falan. Yayda. Bunun üzerine kıyma piştikten sonra da bunu at. Kıyma piştikten sonra cevizi de atayım.